Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 27 Şubat Pazartesi günü, depremin 21. günündeyiz. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Şu an Gölbaşı'nda yapılan su sondaj çalışmaları ile ilgili size bilgi vereceğim. Şu an arkadaşlar Adıyaman Gölbaşı'nda Adıyaman istikametine doğru, Yarbaşı istikametine doğru yolun hemen sağ tarafında bulunan bir su sondaj çalışmasının yanına geldik. Burada ekipler su arama çalışması yapıyorlar. Daha doğrusu su sondaj çalışması yapıyorlar. Çalışmalar şu şekilde ilerliyormuş arkadaşlar. Öncelikle jeofizik araştırmaları yapılıyor. Gölbaşı'nda yerin altındaki su kuyuları tespit ediliyormuş. Bu su kuyuları tespit edildikten sonra Gölbaşı'na içme suyu verilmeye çalışılıyor. Bunun sebebi şuymuş arkadaşlar. Gölbaşı'nın şebeke suyu şu an depremden dolayı çok ciddi bir şekilde zarar görmüş durumda. Ve şehirde yaşayan insanların acil su ihtiyacını karşılamak için burada görevliler su sondaj çalışması yapıyor. Gölbaşı'nda toplamda 4 tane su kuyusu tespit edilmiş yerin altında. Bunlardan bir tanesi Yarbaşı istikametine doğru yolun sağ tarafında bulunan bu bölge. Bu bölgede ekipler şu an su sondaj çalışması yapıyor. Yalnız 200 metre kadar sondajı vurmuşlar. Yerin 200 metre altına kadar sondaj vurulmuş durumda. Hemen biraz yakından göstereyim size. 200 metre kadar sondaj vurulmuş fakat burada maalesef su tespit edilememiş. O yüzden ekipler buradan çıkıp hemen bir başka su kuyusuna gidecekler. Orada su sondaj çalışması yapacaklarmış. Gölbaşı halkına acil içme suyu vermek için burada ekipler gördüğünüz gibi su sondaj çalışması yapıyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum, Gölbaşı'nda yapılan jeofizik araştırmalar sonrasında yerin altında 4 farklı yerde su kuyusu tespit edilmiş. Bu su kuyularına sondaj vuruyorlar. Dün buraya yaklaşık 200 metre sondaj vurmuşlar ama su tespit edilememiş. Daha doğrusu su çıkmamış. Bir suyun bulunması yaklaşık 2 gün sürüyor diyor buradaki görevliler. Gece gündüz sürekli çalışıyorlar. Ben de ara ara gelip burada görüyorum bunu, görevlileri. Sağ olsunlar. Gölbaşı halkına su, şebeke suyu yani içme suyu ulaştırmak için burada su arama çalışması yapıyorlar. Bu gördüğünüz cihazla, bu gördüğünüz aletle 200 metreye kadar yerin altına sondaj vurdular ve halen daha şu an havalı ve köpüklü su arama çalışması, daha doğrusu suyu temin etme çalışması yapıyorlar. Şimdi bu bölgede su bulunamadığı için bir başka bölgeye gideceklermiş görevliler. Buradaki amaç içme suyunu, yerin altındaki kaynak suyunu bir an önce temin edip hemen Gölbaşı halkına ulaştırmakmış arkadaşlar. Buradaki son durum da bu şekilde. Bunu da size aktarmış olayım. Evet, gördüğünüz gibi bu bir su sondaj makinası. Bu makinayla yerin 200 metre altına kadar sondaj vuruyorlar ve su bulmaya çalışıyorlar. Buralar hep yerin altından çıkan sudan dolayı çamur. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor.